Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ehsenu amelen ve huvel azîzul gafûr. Sadakallahul azîm. Rabbimiz mealen Mülk suresinin 2. ayet kelimesinde şöyle buyurur. O ki hanginizin daha güzel, daha iyi amel edeceğini denemek için ölümü ve hayatı yaratmıştır. Rabbim bugün burada toplanmamıza vesile olan merhuma rahmetiyle muamele eylesin. Mekanını cennet eylesin. Taksiratını affeylesin. Tüm ailesine, sevdiklerine sabr-ı cemil ihsan eylesin. Evet, Mülk suresinde ölüm, hayat ne içinmiş? Denenmek için, imtihan içinmiş. Bizler bu hayatta, bu dünyada birer yolcularız. Öyle inanmamız, öyle yaşamamız gerekiyor. Hepimizin bunun farkında, şuurunda olmamız gerekiyor. Bunların hepsi, hayat, ölüm hepsi bizler için ibret olması gerekiyor. Bir düşünelim bakalım, hayatımıza bakalım, kendimize bir bakalım, bir düşünelim, hatırlayalım. Ben bu zamanıma kadar nasıl yaşadım? Allah'ın istekleri onun doğrultusunda mı yaşadım? Onun istediği, onun rızasını kazanacak şekilde mi yaşadım? Yoksa kafama göre bu dünyanın süsüne aldanıp o şekilde mi yaşadım? Ben Rabbimin rızasını kazanmak için ne yaptım? Alnım secdeye vardı mı? Allah'tan sakındın mı? Onu üzmekten sakındın mı? Hepsini birer birer düşünüp kendimize çeki düzen vermemiz gerekiyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın buyurduğu gibi, hesaba çekilmeden önce kendini hesaba çekeceksin. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenuttekullaha vel tenzur nefsun ma kaddemet ligad vettekullah. Ey iman edenler, Allah'a itaatsizlikten sakının. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın. Yarın ne demek? Asıl hayat demek. Ebedi hayat demek. Ölümden sonrası için hazırlık ne yaptın demek. Ben insanlarla iyi geçindim mi? Acaba davranışımda bir eksiklik var mı? Acaba kimseleri üzdüm mü? Ailemi üzdüm mü? Dostlarımı üzdüm mü? Herkes kendini en iyi şekilde geliştirip güzelleştirmesi gerekiyor. Bütün amacımız bu imtihanı en güzel şekilde kazanmak. Rabbimizin rızasına uygun bir şekilde yaşamak ve Rabbimizin rızasını kazanıp cennete ulaşabilmek. Merhum için tüm hak ve hukukunuzu helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. Rabbim bu yapmış olduğunuz helalliği katında makbul eylesin. Taksiratını affeylesin. Peygamberimize komşu amin. Aleyke ya seyyidena ve selam.